Merhabalar Medyascope TV izleyicileri. Bugünkü özel yayınımızda 25 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşan bazı kanun ve kanun hükümlerde değişiklik yapılmasına dair kanun üzerine konuşacağız. Konuğumuz genel kamu hukukçusu, temel haklar, hukuk devleti ve anayasa üzerine çalışmaları bulunan ve HDP Mardin Milletvekili Profesör Doktor Mithat Sancar. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen o hal 18 Temmuz 2018 itibariyle kaldırıldı. Ama onun hemen akabinde bir kanun yasalaştı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerek. Ben genel olarak bu kanun terörle mücadele kapsamında çeşitli kısıtlılıkları getirdiğini görüyoruz kanunun. Bir genel değerlendirmesi almak istiyoruz size. O hal kaldırılmasına rağmen rejimin tasdiki ve o halin devamını getiren bir kanun mudur sizce bu kanun? Evet öyle. Zaten değerlendirmelere baktığımızda en sık rastlanan ifade bu kanunla olağanüstü halin kalıcı hale getirildiğidir. Olağanlaştırıldığıdır. Olağan hukukun içine olağanüstü halin yerleştirildiğidir. Gerçekten de öyle. Düzenlemelere baktığımızda olağanüstü hal süresince yürütmeye tanınan yetkiler bu kanunla bir kısmı 3 yıl, bir kısmı kalıcı bir biçimde getirilmiş oldu. Yani olağanüstü hal şeklen kaldırıldı ama olağanüstü halin temel özellikleri oluşturan yetkiler ve kurallar şimdi bir kanunla devam ettiriliyor. Tabii bunu söylememizi mümkün kılan örnekler çok fazla. Bir defa olağanüstü hal 3 ayda bir yenilenmesi gereken bir düzen ve bunu da meclis yapıyordu. Şimdi 24 Haziran'dan sonra yeni sisteme geçildiği için olağanüstü hal kalktı, otomatik olarak kalktı. Fakat Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Cumhurbaşkanı'nda bu anayasa devleti anılan bir etki var. İstediği zaman olağanüstü hal olağanüstü halin varlığı eleştiri konusu oluyor. Hem içeride hem dışarıda ciddi eleştirilerle karşılaşıyor iktidar. Siyasal alandan ekonomik alana kadar olağanüstü halin getirdiği sorunlar var ve iktidarın da bu sorunları olağanüstü hal düzeni içinde aşması pek mümkün görünmüyordu. Şimdi olağanüstü hali şeklen kaldırarak en azından durmayı planlıyorlar. Öyle bir hesap yapıyorlar anlaşılan. Fakat herkesin farkında olduğu bir durum var. Olağanüstü hal sadece bir isimden ibaret değil. Olağanüstü hal bir düzendir. Adı olağanüstü hal olsun olmasın. Eğer belli düzen özellikleri ve düzenlemeler varsa zaten değerlendirmeler de değişmiyor. Bu kanunda valilere çok geniş yetkiler tanınıyor. Bu kanunda seyahat özgürlüğüne, toplantı gösteri yürüyüşü hakkına çok ciddi kısıtlamalar getiriliyor. Mesela olağanüstü halin devam ettiği 2 yıl boyunca en yoğun kullanılan ve en çok mağduriyet yaratan ihraç yetkisi burada daha da kolaylaştırılmış olarak 3 yıl boyunca devam ettiriliyor. Gözaltı sürelerinde düzenlemeler var. Pek çok konuda idarenin olağanüstü halde kullanabileceği yetkiler bu kanunla getirilmiş oluyor. O nedenle olağanüstü hal kalktı demek mümkün değil. Şeklen kalktı ama fiilen ve hukuken devam ediyor. Olağanüstü hal düzenine geçirilmiş bu kanunda. Hocam sizin de belirttiğiniz gibi bir olağanüstü halin olağanlaştığı bir döneme girmiş bulunuyoruz bu kanunda. Birkaç tane noktası oldukça tartışma da yarattı. Onlardan birini sormak istiyorum. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararıyla Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevden alınabilmesinin önünün açılmış olması, yargıç güvenliği esası üzerinden bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Doğrusu soruyu anlayamadım. Ses çok kesik. Tekrarlayayım hocam. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararıyla bu yasayla birlikte Anayasa Mahkemesi üyeleri görevden uzaklaştırılabilecek. Çok temel bir hukuk devletinin temel bir özelliği olan yargıç güvenliği esasını temelden zedeler mi sizce bu nokta? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok üzgünüm ama yine anlayamadım soruyu. Çünkü gerçekten ses bağlantısında bir sorun var. Yaklaşık anlamış olsam yaklaşık bir cevap verirdim. Ben, o da o. Ben tekrarlayayım o zaman hocam. Şimdi iyi geliyor mu sesim size? Şimdi daha iyi. Tamam. Anayasa Mahkemesi Genel Kurul kararıyla bu yasayla birlikte Anayasa Mahkemesi üyeleri görevden uzaklaştırılabilecek. Bu hukuk devletinin çok temel esaslarından biri olan yargıç güvenliğine karşı bir tavır. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece Anayasa Mahkemesi değil, bütün yargı organlarıyla ilgili ihraç yetkisi devam ediyor. Bu kanun ihraç yetkisini çeşitli kurumlara dağıtarak sürdürdü. Yani Üstü Hal Kanunu'nda mevcut olan ihraç yetkisi burada başka bir biçimde yer alıyor. Şimdi olağanüstü hal boyunca ihraçlar Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'nun çıkarttığı olağanüstü hal kanun içinde kararlılıklarıyla oluyor. Yani olağanüstü hal süresince ancak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun ortak imzaladığı kanun içinde kararnamelerle ihraçlar yapılıyordu. Şimdi ihraç yetkisi 3 yıl boyunca çeşitli kurumlara tanındı. Anayasa Mahkemesi de bunlardan biri. Her bir kurum için ayrı bir ihraç düzeni getirildi. Şüphesiz bu da özellikle arkada çok çok vahim bir durum yaratıyor. Çünkü herhangi bir gerekçeye ihtiyaç duymadan yargı organı mensupları ihraç edecekler. Zaten olağanüstü halde de vardı. Fakat olağanüstü halde hiç olmazsa Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'ndaki Bakanlar Kurulu'nu kullanıyordu. Şimdi çok daha güvencesiz bir ihraç düzeni oluşturuldu. Peki hocam, 2017 yılında yapılan değişiklikle anayasadan sıkı yönetim rejimi kavramı çıkarıldı biliyoruz. Bu düzen, bu kanunla da sıkı yönetim kanunu yürürlükten kaldırıldı. Ama seferberlik ve savaş hali kanunun 17. maddesi yeniden düzenlendi. Halihazırda bir sıkı yönetim kanunu mevcut değil. O halin bazı noktalarda sıkı yönetime benzer şekilde yaşandığı tartışmaları da yapılıyordu. Bu kanundan sonra seferberlik ve savaş hali kanununa yapılan ek maddeyle nasıl sıkı yönetime yakın bir yönetimin ilanı daha mı kolaylaştırıldı sizce? Aynen öyle oldu. Sıkı yönetim kanunu kaldırıldı ama sıkı yönetime ihtiyaç duymadan, daha doğrusu sıkı yönetim ilan etmeye gerek kalmadan sıkı yönetim düzeni uygulanabiliyor. Şimdi sizin belirttiğiniz düzenlemeler bunun bir parçası, dediğimin parçası. Fakat o kadar geniş yetkileri var ki idarenin, hem yeni anayasa düzenlemeleriyle gelen sistem hem de bu kanun aslında fiilen sıkı yönetim uygulamayı da mümkün kılıyor. Dolayısıyla sıkı yönetim kanununun kaldırılmış olmasının Türkiye'de demokratikleşme adına herhangi bir ilerleme olarak değerlendirilmesi de yanıltıcı olur. Keşke olağanüstü halde bir hukuk sistemi olarak, bir hukuk düzeni olarak bu düzenlenseydi, evrensel hukuk ilkelerine uygun bir şekilde düzenlenseydi, sıkı yönetim kaldırıldıktan sonra sıkı yönetimin fiilen sürdürülmesini mümkün kılacak düzenlemeler yapılmasaydı, o zaman derdik ki evet, bu normalleşme yönünde bir adımdır. Ama öyle bir şey yok. Sıkı yönetim kanunu kaldırıldı çünkü sıkı yönetim ilan etmesi ihtiyacı yok idarenin. O yetkileri fiilen kullanabileceği başka imkanlar yarattı. Olağanüstü halde kaldırıldı şeklen ama bu olağanüstü hali sürekli düzenlemeler yeterince sistemimizde mevcut.
Tam da bu noktada hocam bu kanunla toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında da Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda çeşitli değişiklikler yapıldı. Bir nevi bu değişikliklerle muhalefetin iktidarın yaptığı herhangi bir tasarrufa karşı ses çıkarmasını, toplantı ve gösteri yaparak ses çıkarmasının da önüne geçilmiş gibi görünüyor. Ya da bu da kısıtlanmış gibi görünüyor. Bu temel insan hakları noktasında bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefet etme hakkını da engelleyen bir değişiklik değil midir bu? Zaten demokrasileri tahrip etmenin ilk yolu, en etkili yolu muhalefeti susturmak. İktidara itirazları kesmektir. İtiraz eden sesleri kısmaktır. Olağanüstü hal dönemi boyunca son 2 yılda bunun sayısız örneğini yaşadık. Şimdi de olağanüstü hal şeklen kalkmış olmasına rağmen yeni kanunla bu örnekleri sürdürme imkanı yaratılıyor. Mesela toplantı ve gösteri yürüyüşleri ilgili şöyle bir düzenleme getirmiş. Vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak olma şartı eklemiş. Yani idare vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştıracak kanaatine vardığı her toplantıyı, her gösteriyi yasaklayabilir. Bu ifadeler çok muğlak, çok belirsiz ve keyfi uygulamaya da çok müsait. Dolayısıyla aslında fiilen her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü valiler tarafından yasaklanabilir. Zaten valiler bir tür, her bir vali eski dönemdeki süper vali, olağanüstü hal valisi konumuna getirildi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı veya bakanların doğrudan yetki kullanmasına gerek yok. Olağanüstü, valiler, valilerin her biri olağanüstü yetkiler kullanma imkanını elde ediyor bu kanunla. Bu yetkiler arasında toplantı ve gösteri yürüyüşlerini de yasaklamak, keyfi gerekçeyle yasaklamak bulunuyor. Hocam bunun daha geniş yorumu da yapılabilir mi? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri bu anlamda yasaklanıyorsa, yani gündelik hayatı zora düşürmeyecek sınırlardaysa bir genel grev de yapılamaz dolayısıyla. Yani bu şekilde bunun da önünü tıkayan bir değişiklik midir sizce bu? Şüphesiz olmasın. Zaten mesele şu. Eğer bu kadar belirsiz ifadelerle yasak koymak imkanı tanıyorsanız idari makamlara bunu keyfince kullanırlar. Yani istedikleri toplantıyı yasaklarlar, istedikleri yerde yaptırırlar. Dolayısıyla keyfi düzenlemeye ve tasarruflara açık hale getirilen özgürlüğün özü yok. O özgürlüğün özü ortadan kalkar. Burada da yapılan şey özgürlüklerin özünü ortadan kaldırmaktır. Şimdi bakın, valilere il idaresi kanununa yapılan değişiklikle başka yetkiler de tanıdı. İnsanların nereye, ne zaman girecekleri, araçların hangi güzergahta seyredecekleri, belli bölgelere hiçbir şekilde girilmemesi gibi kararları alma yetkisi tanındı. Hatta şahısları 15 gün süreyle şehre sokmama yetkisi bile var valide. Yani kamu güvenliği açısından şüpheli bulundukları şahıslara şehre giriş yasağı koyabiliyorlar. Bunlar bizim 12 Eylül sonrası tip ve olağanüstü hal döneminde rastladığımız uygulamalardı. Bir adım daha ileri giderek şunu söyleyeyim. Getirilen kanun olağanüstü halden de daha kötü bir düzen yaratıyor. Özgürlükler açısından, güvenceler açısından çok daha kötü bir durum yaratıyor. Üstelik olağanüstü hal 3 ayda bir uzatılıyordu. Artık öyle bir zorunluluk da kalmadı. Bu kanun birçok hükmü itibariyle 3 yıl alacak. Bu yetkiler, bu saydığım yetkiler 3 yıl boyunca valiler tarafından kullanılabilecek. Hukuk güvenliği yok. Özgürlüklerin özü ortadan çıkılıyor. Keyfilik son derece genişliyor. Böyle bir sistemde hukuk devletinden ve demokrasiden söz etmek de ironik kaçıyor.
Hocam sizin de belirttiğiniz gibi milli güvenlik, kamu güvenliği ya da terör örgütleriyle irtibat gibi oldukça muğlak ve yorumlayana göre değişebilecek kavramların kullanılması temel hak ve özgürlükleri oldukça kısıtlayacak gibi görülüyor, daha da kısıtlayacak gibi görülüyor. Son olarak şunu sormak istiyorum hocam size. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tasarrufları da bilgi edinme kanunu dışına çıkarıldı. Bu da bütün anlattığınız hikayenin aslında son halkası gibi görülüyor. Doğrudur, o tutumun bir parçası. Şeffaflığın ortadan kaldırılması var. İstihbarat Teşkilatı'nın kamu denetiminden, kamuoyu denetiminden kaçırılması söz konusu. Bu düzenlemenin ve bu iktidarın yönetim mantığı bir uzantısı. Yani bir tamamlıyor bunları. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bir ülkeyi bu kadar uzun süre olağanüstü hal şartlarında yönetmek mümkün değil. Esasen olağanüstü hal ilan etmek, o iktidarın ülkeyi olağan kurallarla yönetemediğinin itirafıdır aynı zamanda. Yani bu iktidar ülkeyi 2 yıldır olağanüstü halle yönetti ve şimdi olağanüstü hal kalkıyor ama ülkeyi olağan hukukla ve olağan bir şekilde yönetemeyeceğini düşündüğü için kanunlarla olağanüstü hali fiilen sürdürüyor. Bu bir yönetme krizidir. Bu bir yönetme beceriksizliğidir. İktidar açısından toplumu yönetememe durumudur. İktidar ülkeyi olağan şartlarda yönetmeyi beceremiyor. Böyle bir durum iktidar açısından çok büyük meşruiyet sorunları yaratır. Bunu söyleyeyim. Öte yandan eğer ülke olağan hukukla ve olağan şartlarda yönetilemiyorsa demek ki çok derin sorunlar var. Şimdi bu sorunları çözmek yerine olağanüstü hal yetkilerini daha da kalıcı hale getirmek, daha da sürekli hale getirmek bir acziyet ifadesidir. İktidarın yönetme beceriksizliğinin yanında bir de yönetme aczi söz konusudur. Bu kadar uzun süreli olağanüstü hal yönetimleri toplumda derin tahribatlar yaratır. Sadece siyasal alan değil, toplumsal alanda da ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaratır. Derin yaralar açar. Ayrıca ekonomide de ciddi krizlerin kaynağını oluşturur. Ekonomideki krizin bize göre, bana göre de en önemli sebebi hukuksal güvenlik bulunmamasıdır. Olağanüstü hal şartlarında yönetilen bir ülkede hukuksal güvenlik olmaz. Yargı denetimi bu kadar zayıf ve yargı bağımsızlığı bu kadar askıya alınmışsa istikrar da, toplumsal barış da çok büyük yaralar alır. O nedenle bir an önce demokratik bir programla ülkeyi normalleştirmek gerekiyor. Bu görevde muhalefete düşüyor. Biz bu konuda elimizden geleni şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağız. Bu ülkede olağan hukukla demokratik bir yönetim oluşturma sorumluluğu ağır biçimde muhalefetin omuzlarındadır. Sorumluluğumuzun birikimindeyiz. Bu sorumluluğun gereğini mecliste, meclis dışı diğer demokratik siyaset alanlarında yerine getirmeye bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Sadece bize değil, bütün muhalefet çevrelerine, daha doğrusu bütün demokrasi güçlerine burada çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Biz demokrasi güçleriyle ülkeyi bu olağanüstü hal çıkmazından kurtarmak için uğraşacağız. Bu karanlık tünelin bir an önce son bulması, daha doğrusu karanlık tünelden ülkeyi bir an önce çıkarmak konusunda bundan sonra da hem mecliste hem de diğer siyaset alanlarında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Hocam teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerinizde de gördüğümüz üzere bir anlamda bu kanun rejim değişikliğinin tasdiki adına büyük bir adım olmuş oluyor. O hal kalkmakla birlikte sürekliliğini sağlamış oluyor. Sizin de eklemek istedikleriniz var mı hocam? Yok, hayır. Kimse Türkiye'nin olağanüstü yönetim usullerine mahkum olduğunu düşünmesin. Olağanüstü şartları insanlarda bezginlik ve umutsuzluk yaratmasın.
demokrasi kendiliğinden gelmez, özgürlük kendiliğinden gelişmez. Bütün bunlar için emek vermeye, mücadele etmeye ihtiyaç vardır. Bunu da bütün demokrasi de yapabilir. Böyle bir gücümüz, böyle bir gücümüz var. Kıymetli değerlendirmeniz için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bugün Profesör Doktor Mithat Sancar'la bazı kanun ve kanun hükmüne kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunu değerlendirdik. Olağanüstü hal kalkmakla birlikte Türkiye'de yeni düzenin, yeni rejimin nasıl olduğuna dair katkılarda bulundu hocamız. Bir başka özel yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.